Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çiftçi Mercator girişimi olarak Medyascope'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Almanya'dan bize katılıyorlar bugün. İlk konuğumu tanıtarak başlayayım hemen. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik konularında çalışan Alman Enstitüsü SWP'nin araştırmacısı Doktor Sinem Adar bizimle bugün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli Mercator İPM araştırmacısı olarak 2018-19 döneminde bizimle birlikte çalışmış olan, aynı zamanda 5 dönem boyunca da Yeşiller Partisi adına Almanya Parlamentosu'nda görev yapmış olan Özcan Mutlu bizimle. Hoş geldiniz Özcan Bey. Merhaba Pelin Hanım, merhaba Sinem. Çok merhaba, teşekkür Özcan. Ederiz bu arada programımıza katıldığınız ve zaman ayırdığınız için. Bugün sizlerle Almanya'daki seçimleri konuşmak istiyoruz. Almanya'da 26 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerle Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenmiş oldu. 16 yıllık Angela Merkel dönemi de bitmiş oldu. Tabii büyük bir çekim ve büyük bir çekişmeye de sahne oldu bu seçimler. Seçim sonuçlarını buradan heyecanla izlemiş olduk biz de. Resmi sonuçlara göre de Sosyal Demokrat Parti 25.7 ile birinci, Muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri 24.1 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Yeşiller Partisi vardı 14.8 oy oranıyla. Dördüncü sırada Hür Demokrat Parti 11.5 yüzde oranıyla dördüncü oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de %10.3 oranıyla 5. Sol Parti de %4.9 oranıyla 6. parti oldular. Mecliste aynı zamanda 18 tane de Türkiye kökenli siyasetçi var Federal Meclis'in içerisinde şu an. Bütün bunlar ne demek? Bundan sonrası için neler konuşabiliriz? Bundan sonra belli bir koalisyon hükümeti bekliyoruz. Bu koalisyon nasıl kurulabilir? İçinde kimler yer alabilir? Bunların Türkiye için anlamı nedir? Almanya için anlamı nedir ve Türkiye-Almanya ilişkilerini bütün bunlar nasıl etkileyecek? Bunları değerlendirmesini isteyeceğiz bugün konuklarımızdan. Özcan Mutlu'yla başlamak istiyorum eğer izin verirseniz. Özcan Bey, sizinle bir genel tabloyu değerlendirelim, genel seçimleri değerlendirelim. Bir de Hristiyan Demokrat Birlikleri Partisi'nin aldığı oy oranını da değerlendirmek istiyoruz. Çünkü çok uzun zamandır Almanya'da federal düzeyde aldığı en düşük oy oranını aldı Angela Merkel'in partisi. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olur acaba? Neden böyle oldu? Tabii gönül isterdi ki bir arada olup güzel bir ortamda hep birlikte bunları değerlendirelim. Ama işte korona sayesinde daha bir dönem böyle devam edeceğiz. Seçimlere gelince bu seçimlerde birçok ilk yaşandı. Aslında bazı tarihi meseleler de oldu. İlk kez örneğin seçimlere görevde olan bir başbakan, bir şansölye yarışmadı. Angela Merkel ta bir yıl evvelden hem parti başkanlığını, genel başkanlığı hem de tekrardan aday olmayacağını açıklamasıyla belirsizlik ta o zamanda başladı. Hristiyan Birlik Partisi'nde parti başına, genel başkanlığına yarış başladı. Diğer yandan genel başkan aynı zamanda şansölye için aday olacak mı olmayacak mı, o tartışmalar başladı derken bu belirsizlik Hristiyan Birlik Partisi'ni uzun süre meşgul etti. Ta bu yılın başlarına kadar, Mart ayına kadar, yani aday sonunda belirlendi fakat aday çok çekişmeli bir dönemden sonra şansölyeliğe aday oldu, yani başbakanlığa aday oldu. Üstelik parti içindeki çekişmeler ve adayların yarışları partiyi bayağı zayıflattı. Ve Merkel gibi 16 yıl boyunca başbakanlık yapmış güçlü bir figürün olmaması Hristiyan Birlik Partisi'nin seçim sonuçlarına da yansıdı. Armin Laschet daha evvelden eyalet başbakanı, Kuzey Rhein-Westfalia'nın eyalet başbakanı olarak geçen yıldan yola çıktı bu yarışta. Fakat parti içinde kendisini daha fazla liberal kanattan gördükleri için desteklemeyen partinin sağ kanadı veya
sağcı kanadı diyelim, muhafazakar kanadı baştan beri bu adaylığı bir şekilde hem engellemek hem de zayıflatmak için çalışmalarını bırakmadılar. Tamamen seçime yansıyan bir sonuç bu. Hristiyan Birlik Partisi ilk kez tarihinde böyle bir düşük oyla meclise girmiş oluyor. Bayağı çok milletvekili kaybettiler. Diğer taraftan uzun zaman kamuoyu yoklamalarında hep %15, %16 bandında sayan ve o bölgeden çıkamayan Sosyal Demokrat Partisi ise sessizce şu anki Maliye Bakanları ve partide genel başkanlık yarışını kaybetmiş Olaf Scholz ile %25'lere kadar oylarını arttırmayı başardılar. Bu gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Çünkü uzun süre böyle bir sonuç beklenmiyordu. Bizim açımızdan, Yeşiller açısından değerlendirirsek, geçtiğimiz yıl aylarca kamuoyu yoklamalarında %25-26 bandında mevcuttu bizim desteğimiz. Fakat biz o yüzden de başbakan adayı çıkarttık ilk kez tarihimizde. Yeşiller Annalena Baerbock ile tek kadın adayla yarışa girdi ve arkamızda büyük bir kamuoyu desteği vardı. Fakat her ne olduysa bu yılın başlarında bazı medyanın da etkisi oldu tabii ki. Bazı meselelerden ötürü, adayımızın hatalarından ötürü %24-%25 civarındaki kamuoyu desteği geriledi, ta %14'lere kadar düştü. Bu da tabii ki çok üzücü, çünkü hedefimiz başbakanlıktı, hedefimiz özellikle iklim kriziyle mücadelenin yeni hükümette en önemli konu olması için yarışa girdik biz. Parti programımız da bunun üzerine kuruldu. Yani tabii ki toplumsal sorunlara değinilecek, içişler politikaları, dişişler politikaları, aile politikaları, sağlık politikaları, bunlar hepsi programımızda mevcut. Ama tarihin ve insanlığın en büyük sorunu, önümüzde olan en büyük sorunu iklim krizi ve bununla mücadelenin bugüne kadar ciddiyetle yapılmadığından ötürü buna odaklanmak istedik. Ama aldığımız oyla maalesef biraz hayal kırıklığı da oldu diyebiliriz. Tabii diğer yandan bakılırsa meclisin dağılımında bu kadar çok göçmenin milletvekili seçilmesi çok sevindirici. Benim milletvekilliği dönemimde federal parlamentoda sadece 37 göçmen kökenli milletvekili vardı. Bunların 11'i Türkiye'liydi. Şu an Alman meclisinde her ne kadar toplumdaki oran ile orantılı olmasa da meclisteki milletvekili sayısı göçmenlerin 82'ye çıktı ve bunların arasında 18 tane Türkiye'linin olması sevindirici. Bütün partilerde, ırkçı AfD hariç, bütün partilerde göçmen kökenli milletvekili mevcut. Bu da gelecek için, gençler için önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sinem Adar, size dönelim. Siz seçim sonuçlarını nasıl yorumlarsınız? Sizin değerlendirmelerinizi de alabiliriz. Teşekkürler Pelin. Aslında Özcan'ın söylediklerine tabii hepsi katılıyorum. Yani küçük birkaç ekleme yapacağım. Yani tabii Yeşiller seçim kampanyasının başlangıcında yapılan anketlerde aldıkları oy oranına nazaran daha az bir oy aldılar, ama 2017 seçimleriyle kıyaslayınca aslında oylarında bir artış var. Belki onun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla yine 2017 seçimleriyle kıyaslayınca aslında yani %5, %6 gibi bir artış var oylarında. Dolayısıyla bence büyük bir başarı. İkinci bir önemli nokta bence seçime dair AFD. AFD her ne kadar oy oranını %10 civarında sabitlemiş gibi gözükse de bence seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi artık AFD'nin meclisteki en büyük muhalefet partisi olma özelliğini yitirmiş olması. Bu da şu anlamda önemli. Bu özelliğini yitirmiş olmasıyla meclisteki bir takım pozisyonlardaki gücünden de aslında mahrum kalmış oluyor. Örneğin Bütçe Komisyonu'nun başkanlığı
başkanlığını kaybetti. Bütçe komisyonunun başkanlığını kaybetmiş olması direkt aslında koalisyon hükümetini, yani iktidara gelecek olan koalisyon hükümetini ne tepki verebilme, challenge edebilme gücünü de ciddi oranda kaybettiği demek oluyor. Ve yine AfD ile ilgili çok enteresan bir nokta da partiler arası oy geçişlerine baktığınız zaman AfD her partiye, AfD içerisinden her partiye oy kaybı olmuş. Yani bu çok enteresan bir veri. Die Linke hariç, Die Linke'den AfD'ye oy geçişi var. Ve yine yani diğer partiler arasındaki oy geçişlerine baktığınız zaman bence başka bir enteresan nokta yine Yeşillerin diğer her partiden oy almış olması. Yani diğer her partiden Yeşillere oy geçişi olmuş. Bence bir diğer önemli nokta FDP'nin CDU, AfD ve yani Liberal Parti'nin Hristiyan Demokratlar, AfD ve Sol Parti'den oy almış olması, yani bu üç partiden Liberal Parti'ye oy geçişi olmuş. Bunlar önemli noktalar. Bir üçüncü nokta, meclisin kompozisyonuna baktığımız vakit kadın milletvekillerinin yüzdesinde bir artış, küçük bir artış görüyoruz. Yani mevcut meclis kompozisyonunda kadın milletvekilleri %34'ünü oluşturuyor bugün meclisin. Yine aynı şekilde genç 40 parlamenterler, 40 yaşın altındaki parlamenterlerin yüzdesinde ciddi bir artış var. Bugünkü meclis kompozisyonunda meclisin %26'sını genç parlamenterler oluşturuyor. Ve yine bir diğer ilginç nokta, benim dikkatimi çeken %40'ı meclise seçilen milletvekillerinin ilk defa meclise girecekler. Yani %40'ını yeni milletvekilleri oluşturuyor. Son bir nokta da altını çizmek istediğim, klasik Doğu-Batı ayrımı yerine bu seçimde Kuzey ve Güney Almanya ayrımı göz önüne çıktı. O da şu demek, SPT'nin Sosyal Demokrat Parti'nin oy dağılımına baktığınız vakit daha çok Kuzey Almanya'da yoğunlaştığını görüyoruz. Buna karşıt Hristiyan Demokratların oy oranının güney, ülkenin güneyinde daha yoğun bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Bu da klasik Doğu Batı Almanya ayrımından farklılaşan bir nokta deyip burada noktalayayım sözlerimi. Oraya bir şey ekleyebilir miyim? Aslında normalleşme diyebiliriz. Çünkü iki Almanya'nın birleşmesinden evvel aynı şekilde kuzey ve güney söz konusuydu. Daima kuzeyde sol partiler daha güçlüydü ve güneyde daha zengin ve endüstrinin, ekonominin güçlü olduğu güneyde ise daha çok muhafazakar partiler güçlüydü. Yani Almanya bir normalleşme yaşıyor gibi bir sonuç da diyebiliriz. Sinem birkaç istatistik verdi. Ben de oraya bir şey eklemek istiyorum. Yeşillerde ortalama yaş oranı %40. En genç grup bizim grup ve en genç milletvekilleri de bizde ve kadın oranına bakılırsa bizim parti grubunun kadın oranı %58. Yani %50'nin de çok üzerinde. Bu da sevindirici ama tabii genel tabloya bakıldığında yeterli değil. Alman Meclisi maalesef genel değerlendirmede toplumu yansıtmıyor. Yani örneğin emekçiler çok az. Örneğin memur kısmı çok yoğun, işte hukukçu, öğretmen vesaire. Bunlar değişmesi lazım çünkü meclis toplumun bir aynası olması gerekiyor. Halk ve seçmen kendini mecliste herhangi bir şekilde temsil edildiğini görmesi gerekiyor. Aksi takdirde AfD gibi antidemokratların güçlenmesi söz konusu. AfD'nin tabii ki o %10 bandında sabitleşmesi iyi değil aslında. Genel olarak iyi değil ama bu partinin içindeki çekişmelerden ötürü gelecek için bir umut var. Kendi kendilerini bitirecekler gibi bir beklenti var. Umarım bu da olur. Çünkü bu partinin tek hedefi, tek söylemi ırkçılık, başka bir şey değil. Göçmenlere ve Müslümanlara karşı, Avrupa Birliği'ne karşı söylemleriyle politikalar yapıyorlardı. Ve bu seçimlerde ilginçtir, bu seçimlerde ilk kez, iyi mi kötü mü bunu başka bir değerlendirmesini yaparız ama ilk kez
Avrupa Birliği gündemde değildi. Avrupa Birliği ile Almanya'nın gibi bir güçlü lokomotif ülkede seçimlerde gündem olmaması şaşırtıcı. Aynı şekilde 2017 seçimlerine bayağı etkileyen göç meselesi, mülteciler meselesi, uyum meseleleri bu seçimde hiç gündemde değildi. Türkiye gündemde değildi. Daha evvel seçimlerde her zaman Türkiye'de konuşulurdu. Bu gelecek için iyi mi kötü mü göreceğiz ama yine de ırkçıların bu gündemleriyle insanların kafalarını karıştırıp toplumu bölememeleri, toplumu ötekileştirememeleri çok sevindirici diye düşünüyorum. İstersen koalisyon opsiyonları da görüşelim. Evet, birazcık belki koalisyonlar üzerine de konuşabiliriz. Şimdi baktığımızda Yeşiller de güçlü bir parti olarak çıktı. Sosyal Demokratlar da güçlü bir parti, en öndeki partilerden bir tanesi. Bundan sonraki koalisyonlar nasıl şekillenecek? Hangi partiler daha önemli olacak bu koalisyonlarda yer almakta? Belki bunlarla ilgili önce sizin yorumunuzu alabiliriz Özcan Bey. Almanya bu kuruluşun, Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana hep koalisyonlarla yönetildi. Yani hiçbir tek partilik bir dönem söz konusu değildi. Daha çok ikili koalisyonlar söz konusuydu. Ve bu kez kesinlikle üçlü bir koalisyonla karşı karşıyayız. Çünkü ikili koalisyon demek Hristiyan Birlik Partisi, yani seçimi kaybeden Hristiyan Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti mevcut koalisyonu sadece başbakan sosyal demokrat olmakla birlikte devam etmesi demek. Bu koalisyon opsiyonu da toplum tarafından hiçbir şekilde benimsenmeyen bir sonuç, koalisyon. Çünkü bir yandan başbakanlığı kaybetmiş ve tarihinin en büyük yenilgisini almış Hristiyan Birlik Partisi, bir taraftan da yeniden güçlenen sosyal demokrat hareket ve toplumda sevilmeyen bir koalisyon. O yüzden bu koalisyon opsiyonu var olsa bile olasılığı çok düşük. Diğer yandan trafik koalisyonu dediğimiz sosyal demokrat, yeşiller ve liberallerden oluşabilecek bir üçlü koalisyon ve Jamaika bayraklarının rengini taşıyan Jamaika koalisyonu. Yani Hristiyan Birlik Partisi, liberaller ve yeşiller. Her iki koalisyon da yeterli çoğunluğa sahip. Almanya için hangisi iyi? Onu tabii ki farklı açılardan tartışabiliriz. Biz yeşiller gönlümüzde kırmızı yeşil hükümetin olmasını istiyorduk. İkili bir hükümet olmasını istiyorduk. Fakat buna koalisyon aritmetiği müsaade etmiyor. Yani geride kalan üçlü bir koalisyon. Düne kadar, dün akşama kadar aslında Jamaika koalisyonu hala masadaydı. Yani Hristiyan Birlik Partisi seçimin kaybetmesine rağmen liberallerle ve yeşillerle bir şekilde anlaşıp hükümet kurabileceği olasılığı vardı. Ama Hristiyan Birlik Partisi içinde bu tarihi yenilgiyle ilgili tartışmalar, bölünmeler o kadar hızlı bir şekilde gelişti ki o koalisyonun da şansı çok düşük diye düşünüyorum. Ayrıca toplumda işte yeni yapılan kamuoyu yoklamalarında da şu ortaya çıkıyor. Seçimi kaybedenler, ikinci gelen Hristiyan Birlik Partisi neden başbakanı çıkarsın? Almanya'da bu daha evvelden oldu, olmadı değil ama yine de şu anki toplumdaki durum o koalisyonun olmaması yönünde. Geriye kalıyor trafik koalisyonu. Trafik koalisyonu güçlü bir sosyal demokrat ve iki tane güçlü yeşiller ve liberallerden oluşacak koalisyon ortakları diyebiliriz. Bizim için açık ve net bir şekilde biz her iki opsiyonu da ortada görüyoruz ve bizim için en önemlisi İklim kriziyle mücadele, toplumsal sorunlar, eğitim, dijitalizasyon, yani Türkçe nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Yani efendim? Dijitalleşme. Aynen, dijitalleşme. Türkçemiz burada Almanya'da yaşadığımız için biraz yetersiz olabiliyor, kusura bakmayın. Bunlar önümüzdeki en büyük sorunlar. Yeşiller olarak bu konularda sosyal demokratlarla mutabıka varıp liberalleri de ikna edebilirsek
o zaman bir trafik koalisyonu çıkacağı görünüyor. Fakat koalisyon görüşmeleri haftalar, belki aylar bile sürebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu üçlü partinin siyasi duruşunu değerlendirirsek, biz bir tarafta sosyal demokratlar ortada, liberaller diğer tarafta. Yani biraz da aşırı uçlar gibi duruyoruz. O açıdan ekonomi politikalarında, faiz politikalarında, bütçe politikalarında liberalleri ikna etmek kolay olmayacak. Çünkü yeşillerin hedeflediği programlar milyarlarca iç borçlanma ile sonuçlanacak. Çünkü iklim değişimiyle, iklim kriziyle mücadele etmek demek, güçlü bir endüstriye sahip olan Almanya'da ciddi ciddi transformasyonlar yapılması anlamına geliyor. Enerji politikalarında ciddi yatırımlar gerekiyor. Bunun için de mecbur bütçede bir açık olabileceği yönünde bizim düşüncemiz. Liberaller de tam bunun tersini düşünüyor. Bütçenin açığı büyümeyecek, açık büyümemesi için mücadele gerekecek. Aynı zamanda bu paradoks aslında, aynı zamanda vergilerde düşüş vesaire talep ediyorlar. Hem vergiyi düşürmek hem milyarlarca yatırım yapmak çelişiyor. İşte biz de bu liberallerin içinde bulunduğu bu çelişkiyi çözmek için koalisyon görüşmelerinde ikna etmeye çalışacağız kendilerini. Koalisyon görüşmeleri bir nevi başladı diyebiliriz. Fakat ilginçtir, bu da tarihi bir olay. Seçimi kazanan veya birinci ve ikinci parti koalisyon görüşmelerini başlatmadı. Koalisyon ortağı olacak Yeşiller ve Liberaller koalisyon görüşmelerini, ön görüşmelerine başladı. Çünkü biz bazı zıt hedeflerimiz olduğu için amacımız koalisyon görüşmelerine girmeden önce Yeşiller ve Liberaller olarak birbirimize daha yakınlaşıp büyük parti karşısında, Sosyal Demokrat Parti karşısında bir şekilde hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde koalisyon anlaşmasına kayıda geçirmek için ön anlaşmalar için görüşmelere başladık bile dünden. Çok teşekkürler Özcan Bey. Belli ki bu koalisyon çalışmaları daha uzun sürecek. Şimdi bu koalisyonlardan aslında bu trafik lambası, sizin bahsettiğiniz trafik lambası senaryosunu alırsak Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratik Parti'nin oluşturabileceği bir koalisyondan az önce bahsettiniz. Sinemadar, size dönersem, bu senaryoyu düşünürsek bu Türkiye'ye dönük politikalarda herhangi bir değişim bekleyebilir miyiz? Böyle bir koalisyonun sizce etkisi ne olur Türkiye politikalarında? Sesiniz kapalı kaldı. Açtım. Teşekkürler. Tamam. Yani böyle bir koalisyon tabii sosyal, ekolojik ve liberal bir koalisyon demek. Yani bunun Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için ne demek olduğu üzerine kafa yormak için belki biraz şeye bakmak lazım. Partilerin seçim programlarındaki Türkiye kısımlarına bakmak lazım. Ve orada Türkiye ile ilgili Türkiye politikalarının ne ihtiva ettiğine biraz bakmak lazım. Şimdi SPD, Sosyal Demokrat Parti'nin seçim programı çok ilginç bir şekilde Türkiye'den sadece 2-3 cümle halinde bahsediyor. Orada da vurgu öncelikle Türkiye'deki demokratik haklar ve hukuk devletinin erozyonuna yapılmış ve Türkiye ile sonrasında da Türkiye ve Almanya ilişkilerinin, hem Türkiye ve Almanya ilişkilerinin hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bu sorulara da eleştirel yaklaşmak suretiyle kuvvetlendirilmiş bir diyalog perspektifi içerisinde oturtulmasından yana olduğunu söylüyor partinin ve burada bitiriyor. Şimdi Yeşillere baktığımız zaman Yeşillerin seçim programındaki Türkiye bölümü aslında oldukça detaylı ve bence hem Hristiyan Demokratlara hem de Liberal Parti'nin örneğin Türkiye seçim programının Türkiye kısmına baktığınız zaman çok da somut noktalara değinmiş Yeşiller. Onlar şunlar, bu noktalar. Birincisi yine Sosyal Demokratlar
Demokrat Parti gibi Yeşiller de seçim programlarının Türkiye kısmına yine Türkiye'deki demokratik haklar ve hukuk devletinin erozyonuna vurgu yaparak başlamışlar. Ve bu çerçevede siyasal suçluların derhal tahliyesini talep ediyorlar. Ve Kürt sorununa barışçıl bir çözüm ve siyasi diyaloğun derhal başlaması öncelikli talepleri, ilk talepleri Türkiye kısmında, seçim programının Türkiye kısmında. İkincil olarak Türkiye'nin tek taraflı dış politikasını terk etmesi gerektiğini savunuyorlar. Ve Ankara'yı daha çok taraflı bir dış ve güvenlik politika eksenine davet ediyorlar. Bu çerçevede de hem NATO, yani Türkiye'nin NATO içerisindeki yükümlülüklerinin altı çizilmiş, hem de Kuzey Suriye'deki askeri operasyonlarına bir gönderme var. Bunun hemen akabinde İstanbul Sözleşmesi çok net bir şekilde vurgulanmış programda. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmasını eleştiriyorlar ve yine iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi derhal İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar katılmaya davet ediyorlar. Bunun yanında tabii yani Türkiye kısmında programın, seçim programının, Yeşillerin seçim programının Türkiye kısmında direkt kaydedilmemiş olsa da partinin iklim kriziyle mücadele bağlamında çok kuvvetli bir politika izleyeceğini göz önünde bulundurursak, tabii Yeşillerin içinde olduğu bir koalisyon hükümetinin Almanya'da iktidara gelmesi durumunda bu bence Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile mevcut gümrük birliği anlaşması ve gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu tartışmaları çerçevesinde de bir takım etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii bunu Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı çerçevesinde de düşünmek lazım. Çünkü tabii yani küresel ısınmayla mücadele ve enerji dönüşümü, yeşil mutabakat diğer partilerin de aslında ortaklaştığı bir madde. Dolayısıyla bunun dolaylı olarak Türkiye ile, hem Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olması bağlamında, hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bağlamında etkileri olacaktır. İşte bu etkileri de karbon vergisi, karbon sızıntısı vergisi vesaire bağlamında düşünmek mümkün. Yani özetle Avrupa'nın karbonsuz bir karbonsuz bir Avrupa, karbonsuz bir Türkiye olmadan mümkün değil. Dolayısıyla trafik lambası koalisyonunun ana önceliklerinden bir tanesinin yeşil mutabakat olduğunu göz önünde bulundurursak, bunun Türkiye ile ekonomik ilişkiler üzerine direkt bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Liberal Parti'nin, çok kısaca Liberal Parti'nin seçim programının Türkiye kısmına baktığımız zaman da orada, yani Yeşillerden farklı olarak Liberal Parti Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin derhal sonlandırılması taraftarı ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulmasını savunuyor. Şimdi Avrupa, her ne kadar Yeşiller Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kategorik olarak karşı olmasa da mevcut Türkiye'deki mevcut iç siyaset koşulları bağlamında onlar da tabii ki müzakere sürecine devam edilmemesi, Türkiye'deki durum değişmediği sürece devam edilmemesi taraftarı. Dolayısıyla Sosyal Demokrat Parti'nin çok belirgin olmayan, kağıt üzerinde çok belirgin olmayan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine dair çok belirgin olmayan tavrı ve Yeşillerin ve Liberallerin tavrını bir araya koyduğumuz zaman ve arka planda da Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili yeni bir çerçeveye geçilmesi yönündeki giderek yükselen sesleri de hesaba kattığımızda benim tahminim ilerleyen dönemde bir trafik lambası koalisyon, Almanya'da trafik lambası koalisyonun iktidara gelmesi durumunda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulması tartışmaları daha da hızlanacaktır. Ve bunu biraz şeye bağlamak istiyorum. Son söz olarak bunu söyleyip bitirip Özcan'a vereyim. Bu küresel ısınma ve yeşil mutabakat. Yani yeşil mutabakat meselesi ilerleyen dönemde Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni çerçevesinin, muhtemel yeni çerçevesinin de merkezinde olma ihtimali yüksek bir mesele. Sinem'e katılıyorum tabii ki, tamamen katılıyorum ama şunu da söylemek lazım. Alman dışişler politikaları partilerin gelip gitmeleriyle genel çizgisi değişmez. Türkiye ile ilişkili genel çizgi de değişmeyeceği aşikar. Fakat yeşil mutabakat veya Green New Deal dediğimiz Avrupa'nın hedefleri
hedeflerine ulaşılmasında şu an Avrupa Birliği ile müzakerelerin her ne kadar dondurulmuş olması bile ileride üyesi olacak Türkiye'ye de yansıyacağı kesin. Ona da tamamen katılıyorum. Bu açıdan Ankara'nın geçtiğimiz haftalarda, günlerde Paris Anlaşması'nı meclise taşıyıp tekrar gündeme alma niyetinin de olumlu olarak değerlendirildiğini de söylemek mümkün. Biz Yeşiller daima Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden yana tavır aldık. Her zaman da bunun için mücadele ettik. Fakat dost acı söyler misali gerekli sıkıntılar, gerekli sorunlara da yaralara da parmak bastık diyebiliriz. Bu açıdan sanırım Alman siyasetinde Türkiye'ye yaklaşımında en samimi partiyiz biz. Her ne kadar medyada veya topluma farklı yansısa da Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesini ciddi ve samimi olarak talep eden tek parti Yeşiller. Unutmamak lazım, 1999 yılında Helsinki'de bu müzakere sürecini başlatan Joschka Fischer ve Gerhard Schröder hükümetiydi. Tabii ki Kopenhag kriterlerini baz alarak bizim hedefimiz de Türkiye'nin tekrar 2008-2009'larda, 2010'larda aldığı yola dönmesi. Yani Kopenhag kriterlerini baz alıp insan hakları, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü veya hukukun bağımsızlığı konusunda ciddi adımların atılması. Çünkü son yıllarda bu konuda büyük erozyon yaşandı, biraz evvel de söylenildiği gibi. O öyle değerlendirirsek Ankara'ya bağlı, Ankara'nın tavrına bağlı Alman hükümetinin tavrı. Başbakan Türkiye politikaları konusunda pek uzman, yani gelecek muhtemelen başbakan olacak Olaf Scholz Türkiye politikalarında pek uzman olmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda mevcut hükümetteki Dışişleri Bakanı genel tabloda çok zayıf bir Dışişleri Bakanıydı ve Türkiye konusunda pek konulara hakim olmadığı söylenebilinirdi Heiko Maas'ın. Bu yüzden yeni Dışişleri Bakanı'nın sayılan konularla ilişkin, özellikle hukuk devleti ve basın özgürlüğü, demokratikleşme konusunda Türkiye'yi biraz zorlayacağı gibi görünüyor. İster Dışişleri Bakanı liberal olsun, ister Yeşiller'den olsun, ki bu iki partiden biri olacak muhtemelen, Türkiye'yi biraz Almanya açısından baskılı günler bekliyor diye söyleyebiliriz. Bu da tabii ki Türkiye'nin için, demokratikleşmenin için önemli, Türk toplumu için önemli. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz dost acı söyler misali daima sorunları da gösterdik. Fakat sorunların da çözümünün birlikte ancak gerçekleşebileceğinin de altını çizdik. Yeter ki iki taraf mutabık olmaya, iki taraf anlaşmaya hazır olsun ve iyi ve samimi olsun. Çok teşekkür ederiz Özcan Bey. Şimdi biraz Sinemadar'a tekrar dönüyoruz. Bu koalisyonun aslında Türkiye etkileri üzerine sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz. Öne çıkacak konular neler olacaktır? Size bırakıyorum sözü. Tabii aslında biraz Özcan'ın söylediklerine katılıyorum. Özellikle tabii Almanya dış politikasında çok radikal değişiklikler olmayacaktır. Bu bağlamda Almanya'nın Türkiye politikasında da çok radikal değişiklikler olmayacaktır. Eğer Almanya'nın Türkiye, yani Almanya-Türkiye ilişkilerini birkaç ana kolon üzerine oturan ilişkiler olarak düşünürsek, bunlar da nedir? İşte göç, ekonomi, Almanya'da yaşayan Türkiye'li diaspora ve Türkiye'nin iç siyaseti, yani demokratik haklar ve hukuk devleti bağlamında iç siyaseti ve Türkiye'nin dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliği, bu ana kolonlar bir şekilde ilişkiyi taşıyan kolonlar olmaya tabii ki devam edecek. Ama mevcut bir trafik lambası tarafından idare edilen, yönetilen koalisyon hükümetinin hangi kolona ne kadar ağırlık verdiği değişecektir. Dolayısıyla bu bağlamda da Özcan'a kesinlikle katılıyorum. Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve liberaller tarafından yönetilecek bir koalisyon hükümetinin Türkiye'deki demokratik haklar ve hukuk devletinin erozyonu konusunda daha
yüksek tondan eleştiri yapması ihtimali çok muhtemel. Ancak burada şöyle bir paradoks var tabii. Onun da altını bence kalın çizgilerle çizmek gerek. O paradoks da şu, yani bugün Türkiye'nin hem Almanya ile ilişkileri hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerine baktığınız zaman 2021, 2000'lerin başından çok farklı bir dünya. Hem bu ilişkiler bağlamında hem de dünyanın kendisi bağlamında ve Türkiye ile ilişkiler özelinde tam da demokratik meseleler meselesinin güvenlik meseleleriyle bir anlamda hani zaman zaman birbiriyle çatışan bir ilişki sergilediğini görüyoruz. Ve bunu dengelemek bence çok kolay olmayacak trafik lambası hükümeti için. Çok kolay olmayacak dememin arkasında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi partilerin, özellikle Liberal Parti'nin ve Yeşillerin göç meselesine, Türkiye, Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile göç işbirliği meselesine yaklaşımlarındaki farklar. Şimdi biraz önce söylemeyi unuttum. Yeşillerin seçim programının Türkiye kısmındaki en önemli maddelerden bir tanesi Avrupa Birliği Türkiye göç mutabakatının derhal sonlandırılması. Ve Yeşillerin çok net ve sert bir tavrı var göç mutabakatı ile alakalı. Göç mutabakatını bir, uluslararası hukuka aykırı bulduklarını söylüyorlar seçim programlarında. İki de Türkiye'nin güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilemeyeceğinin altını çok çok kalın çizgilerle çiziyorlar. Ve tabii yani genel olarak Yeşillerin göç politikası aslında açık sınırlar prensibine dayalı bir göç politikası. Şimdi bu Liberal Parti'nin ve kısmen Sosyal Demokratların göç politikasıyla aslında oldukça uçta olan bir pozisyon. Dolayısıyla bence partilerin mevcut koalisyon görüşmeleri, koalisyon hükümeti görüşmeleri ve pazarlıkları sırasında Türkiye, Almanya'nın Türkiye siyasetini ya da işte iktidara gelecek yeni hükümetin Türkiye siyasetini şekillendirirken göç meselesi de önemli maddelerden birisi olacaktı. Önemli maddelerden ve çözülmesi çok da kolay olmayan maddelerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada belki izleyiciler için çok kısa şunu da söyleyeyim. Şimdi Almanya'daki seçim sisteminde seçim sonuçları açıklandıktan sonra partiler koalisyon hükümeti kurmak üzere konuşmalara ve pazarlıklara başlıyorlar. Bu pazarlıkların sonucunda partiler işte bu durumda çok büyük ihtimal 3 partinin bir araya geldiği bir koalisyon hükümeti olacak. Bu partiler bir koalisyon sözleşmesi hazırlıyorlar. Bu koalisyon sözleşmesinde de yeni kurulacak hükümetin değişik alanlardaki hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını oldukça detaylandırarak bu sözleşmenin içerisine yazıyorlar. Ve bu sözleşme iktidara gelecek olan hükümetin parçası olan partileri aslında bir şekilde bağımlı kılıyor. Yani bir sözleşme, yani bir kontrat gibi düşünmek lazım bunu. Dolayısıyla yani mevcut yeni hükümetin ve mevcut olası bir trafik lambası hükümetinin Türkiye siyasetinin aslında tam olarak ne ihtiva ettiği bu koalisyon sözleşmesi tam anlamıyla ortaya çıktıktan sonra da netleşecektir. Ama benim tahminim göç meselesinin bu sözleşme pazarlıkların ateşli unsurlarından biri olacağı yönünde. Özcan Bey, size de kısaca aslında Yeşillerin içerisinde çok uzun zamandır da olmanızdan dolayı Yeşillerin herhangi bir koalisyon ortağı olduğu durumda öne çıkaracakları en önemli kırmızı çizgilerinden belki biraz bahsederek bitirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle yeşil mukavvakat olsun, göçmen politikaları olsun, bunlar üzerine sizin yorumlarınızı almak isterim. Yeşiller Partisi olarak hem seçim kampanyamızda hem programımızda saydığınız hedefleri önemli hedefler olarak belirledik. İklim değişimi, iklim krizi ile mücadele, yani yeşil mutabakatın Avrupa Birliği'nde kararlaştırıldığı yeşil mutabakatın Almanya'da hayata geçirilmesi ve aynı zamanda biz Avrupa Birliği'nde alınan kararları da yeterli bulmuyoruz. Orada da tartışma ve süreç devam etmekte. Aslında Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması için daha ciddi, daha büyük transformasyonlar gerektiği yönünde düşünüyoruz. O açıdan iklim kriziyle mücadele en önemli önceliğimiz. Bunun için de ekonomik
sadece değil, özellikle endüstriyel sanayi açısından önemli yeşil bir transformasyon söz konusu olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de sadece sanayiden taleplerde bulunmak değil, sanayinin o hedeflere ulaşabilmesi için, transformasyonu gerçekleştirebilmesi için ciddi yatırımlar yapılmasından yanayız. Parti eş başkanımız yılda 50 milyar euronun bu transformasyon için bütçeye dahil edilmesini talep etti ve 10 yıllık bir programdan söz ediyoruz. Yani 500 milyar euroluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bizim kırmızı çizgilerimizden biri. Diğer yandan dijitalasyon çok önemli. Eğitim politikaları ve toplumsal adalet ve toplumsal huzur önemli. Yani ırkçılıkla mücadele daha ciddi yapılmasından yanayız. Göç konusunda Almanya'nın demografik durumu göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir konu olduğunu ve Almanya'nın sanayisinin ve toplumunun demografik açısından göçe ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden daha liberal bir göç politikasını talep ediyoruz. İşte yeşiller olarak tabii ki yenilebilir enerji, güneş, rüzgar ve su santrallerine daha ağırlık verilmesini, bu kömür santrallerinin hızlı bir şekilde kapatılmasını, trafik politikalarında en geç 2030'da fosil enerji tüketen, yani benzin ve dizel kullanan araçların sokaklardan çoğalmaması için sadece elektrikli araçlara yatırım yapılmasından yanayız. Ve Türkiye'de var olan ama Almanya'da hala tartıştığımız tempo limit. Türkiye'de otobanlarda %20'den fazla sürmek yasak, Almanya'da otobanda istediğiniz hızla araç kullanmak çok liberal ve insanlığın özgürlüğü olarak değerlendiriliyor. Biz yeşiller ise otobanlarda hız limitinin 130'a düşürülmesinden yanayız. Bunu da iklim kriziyle mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Yapılacak çok şey var. Sağlık sorunlarıyla yatırımlar gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu koronanın ne kadar eksiklerimiz olduğunu göz önüne serdiğinden ötürü sağlık politikalarına, sağlık sistemine de büyük yatırımlar yapılmasından yanayız. Bunlar da koalisyon görüşmelerimizde hedeflerimiz olacak tabii ki. Ama %51 almadığımız için diğer partilerle bir şekilde uzlaşmak için mücadele vereceğiz. Ama kırmızı çizgilerimiz iklim krizi ve iklim kriziyle mücadele diyebilirim. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için Sinem Adar, Özcan Mutlu, vakit ayırdığınız için teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir konuyla yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.